Olay TV ekranlarından herkese mutlu günler değerli izleyenler. Spor saatiyle sizlerle birlikteyiz. Bize ayrılan süre boyunca hem Bursaspor'da hem de spor dünyasında öne çıkan başlıkları konuşacağız. Bugün stüdyomuzda Olay Gazetesi spor yazarı Erkan Sağlık bizlerle birlikte. Sayın Sağlık, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Melisa. Hemen hatırlatalım, iletişim adreslerimizi ekranın alt kısmından da geçecek. Twitter ve Instagram'dan Spor Saati Olay TV adıyla bize soru, görüş ve önerilerinizi gönderebilirsiniz. Süper Lig'in 26. haftası tamamlandı ve futbolda milli araya girildi. Bursaspor'da 26. haftayı 28 puanla 15. sırada kapattı. Kapanış maçında Galatasaray'ı ağırladı Yeşil Beyazlar ve Sako ve Seve'nin golüyle 2-0 öne geçtiği mücadeleden maalesef ne yazık ki 3-2 mağlup ayrıldı ve milli araya moralsiz girdi diyebiliriz. Genel olarak bir pazar, cumartesi gününe dönelim. Maçla evet. ilgili bir yorumunuzu alalım. Maçtan sonra sizinle ilk programımız çünkü. Şimdi öncelikle şuradan başlamak lazım. Bursaspor maçından önce Kayserispor Başakşehir maçının 1-1 son ermesi Bursaspor Galatasaray maçının zor geçeceğinin aslında habercisiydi. Evet. Yani eğer Kayserispor kazansaydı belki de bu maçı Bursaspor 2-0 değil 5-0 da kazanabilirdi. Evet. Ama o maç 1-1 bittiği için 5-0 da olsa 6-5 bitecek bir müsabaka olacak. Son dakikada verilen bir penaltı kararı Başakşehir'in 1-0 galip ayrılması. Galatasaray'ın lige tutunması açısından öyle bir operasyona maruz kaldığımı düşündüğüm için bunu söylüyorum. Yani Bursaspor eğer Galatasaray karşısında 5-0 öne geçseydi o maç inan 6-5 biterdi. Çünkü hakemler öyle istedi ve işte MHK ve federasyon böyle bir sıkıntı vardı. Bakıyorsun Yusuf Erdoğan'ın Sako'nun kestiği pozisyonu top Emre Taşdemir'e çarpıyor. Ve ne var odası izlemeye çağırıyor, ne var orta hakem izliyor. O görüntü var. Evet. O kareyi yönetmenimizden rica edelim. Ekrana getirelim. Emre Taşdemir'in. Yani %100 penaltı. Yani bütün yorumcular penaltı diyor ki bunu ne hakem izliyor ne var uyarıyor. Evet, şu anda görüyoruz. Ya çok bariz bir şekilde elinin açık olduğunu görebiliyoruz bu pozisyonda. Yani çok skandal bir karardı aslında bu Melisa. Bunu hakemler görmek istemedi, vermek istemediler. Çünkü Galatasaray'ın kazanması istediklerini düşündüğüm için bu cümleleri kullanabiliyorum. Bursaspor'un yediği golde Marko topa kafa topuna çıkıyor, topa vuruyor ve görev yerine geri dönerken hakem faul veriyor Suat Arslanboğa. Çok ilginç kararlara imza attı diyebiliriz aslında. Çünkü niye? Yani Galatasaraylı oyuncu itiraz etmiyor faul diye hakem pozisyonu yaptı ve o pozisyon orta oldu. Luyendam'a indirdi. Ndiaye topu filelerle buluşturdu. Tabi Bursaspor oyuncuların kadar hakeme suç var. Sonuçta bir faul yok ortada. Hakem yaratmaya devam etti bu şekilde. Gerçekten Bursaspor için acı oldu. Yani sonuçta 2-0 öne götürdüğü bir mücadeleydi. Yani inan artık Bursaspor 2-0 öne geçiyor ama kazanır mı diye kara kara düşünüyorsun. Yani aklın ucunda hep bir İnlik var diğer kesimler tarafından. Başına bir iş gelecek için söylüyorum bunu merak eden. İşte hakemler hata yapar, işte federasyondan bir ışıkladı gelir diye düşünüyorsun. Durum böyle olunca Bursaspor maçı 3-2 kaybetti. Ortada kötü bir yönetim vardı. İşte kötü yönetimin cenazesi, işte haberinde biz bugün Olay Gazetesi'de de yer verdik. Canımıza tak ettirdik. Çünkü bu sayı artık bakıyorsun Fenerbahçe, Konya, Beşiktaş, Rize, Başakşehir, Ankara Gücü, Malatya, Galatasaray maçlarında ve en son bir Konya maçı daha var. Geçti 2-3 hafta önce Seven attığı pozisyonu iptal edilmişti. O maçta da mesela iptal edilmişti. Yani en çok mağdur olan takımlardan bir tanesi ve toplamda da 6 golü iptal edildi. Bu sezon. Durum böyle olunca da zaten düşme patasında oluyorsun diye. Şimdi bu yani eğer var olmasaydı şu anda belki de ligde ilk 4 içerisine alacaktın. Ya hadi onu da geçtim. Yani en azından biraz daha dikkatli olmalı lazım. Yani bu haftaya kadar olanlar diyelim ki vardı, her şey normaldi, haklıydı. İşte bizim deyimize verildi verilmedi onu tamam ama bu maçta Emre Taşdemir'in pozisyonunda yani top ele çarpıyor artık yani yüz penaltı yani bunu görmemeleri imkan yok yani o zaman böyle olunca da eyyam olduğu ortaya çıkıyor. Lige bir ayar çekiliyor işte bir dizayn verildiği konuşuluyor. Böyle oldu diyebiliriz Melisa. Aynı maçta da Galatasaray'ın 3. golünden Feghouli'nin golü öncesi de tabii offside tartışmaları oldu. Gündeme oturdu maçtan sonra. Dün de Merkez Hakem Kurulu bir açıklama yaptı internet sitesinden size biliyorsunuz. Evet. Ve golde offside'in olmadığını söyledi. Yani kimse onlara offside var mı yok mu diye sormuyor. Ya bu pozisyonda penaltı var mı diye açıklamıyorlar. Hatta o mesela. Görüntümüz de var. Onu da ekranlara getireyim. Evet bu. Ya bak bu pozisyon aynısını mesela Bursaspor'a Babel Beşiktaş'ta attı. 4. haftada. Evet yani aynısı oldu. Yani milimetrik veya Sakon'un Rize'de attığı gol var mesela Melisa. Bundan daha da şey mesela yani hiç alakası yok bence offside'de. Golü vermedi pardon. Bu maçta veriyorsun. Yani zaten kimse MHK'ye
Ve federasyona bu golle offside var mı çok fazla üzerine zaten gitmedi. Bu pozisyonda penaltı var mı sordu. Onun cevabını bekliyor insanlar. Bence ortalık karışacaktır. İşte dün akşam hakem konuşmaları var adısıyla gündeme geldi bir İstanbul'da ve ulusal bir medyada. Görmüşsündür belki işte Cüneyt Çakır ile Suat Arslanboğ arasında geçen diyalog. İşte Suat Cüneyt Çakır'ın hocam el topa gidiyor diye bir cümlesi var. Hocam ben gördüm yakında el kapalıydı falan diye böyle bir diyalog geçmiş. Yani Cüneyt Çakır gel istersen izle diyor. Suat Arslanboğ'un izlemediği konuştu diyor. Yani burada artık Cüneyt Çakır'ı kurtarıp Suat Arslanboğ'u da yiyebilirim eğer ki. Öyle bir fotoğraf da var. Evet. Çünkü çok bu işten çok canayan takım var Bursaspor'un dışında. Tabii. Ve Başakşehir de sonuçta bunun için bağırıyor. Beşiktaş da bağırıyor. Yani Fener de yani herkes işte bir karar alması lazım bir artık. Bir de hani en iyi hakemlerimizden birisi olan Cüneyt Çakır'ın var odasında olup bu kararlarda onun da etkisi olması herkes bunu da çok tartışıyor. Yani Cüneyt Çakır gibi bir hakem. Tabii canım siz sonuçta yani daha kime güvenirsiniz FIFA evet. sınavında belli bir düzeyde yaşlı düşün Şampiyonlar Ligi'nde final yönetebilecek kapasitede bir hakem. Tabii Dünya ki. Kupası Avrupa Şampiyonası'nda yarı finaller yönetmiş bir hakem. Yani böyle bir hakemin böyle bir hata yapıyorsa eğer ki ortaya çıkması lazım. Yani bununla ilgili kes bugün bir açıklama bekliyorum evet. ben bu bir iki içerisinde neyse. Maç sonrasında da zaten Ali Ay'da konuştum. Siz de görmüşsünüzdür. Evet. Üzgündü, çok sinirliydi, ya, tepkiliydi. Ama işte bunun için bir şey yapılmalı, bir hamle yapılmalı, bir adım atılmalı gerekiyor. Ya az önce serviste konuştu işte Orhan Beytullah da orada. Ya bizim Bursaspor Kulübü'nün yapamadığını bugün dün ulusal medyada tartışıyorlar. Ya Bursaspor Kulübü'nün bunun üzerine gitmesi lazım. Neyse. Evet. Ya bugün başkan çıkıp ya resmi sitesinden ya da kendisi. Yani biz Bursa değil de İstanbul Bursa'nın hakkını savunuyor. Yani bu tapeleri istiyorum. Bu konuşmalar nasıl geçti? Yani bu gol burada penaltı var mı yok mu? Bunu tartışmamız lazım. Ama biz maalesef yine şu penaltıyı başka şeyler uğraşıyoruz. O yüzden peki bekliyor musunuz bu hafta içinde Bursaspor'dan böyle bir hamle merkez hakem kuruluna bir çıkarma bekliyor musunuz? Ya, Perşembe günü başkanın federasyona gidip bir sunum yapacağı konuşuluyor ama ne kadar yararlı olur o da tartışılıyor. Ama en azından böyle bir araştırma bir çalışma varsa da tabii ki önemli bu. Ya, yapacakmış da başkan ya, biliyorsun zaten çarşamba günü kulüpler bir toplantısı var orada da bir söyleyecekmiş. Perşembe'de federasyona gideceğini de duydum ben. Umarım etkili olur. Neyse. Peki, o zaman maçla ilgili bir soru daha sorayım size. Ondan sonra evet. günlük plan içerisinde devam edelim programımıza. Maçta Yusuf Erdoğan'ın performansını nasıl buluyorsunuz? Ya, Yusuf müthiş oynadı. Yani Yusuf aslında 3-4 haftada iyi oynuyor. Yani o hangi maçtı mesela? Rize maçı mıydı burada? Taraftar tarafından ıslıklandı evet, oynanıldı. Rize maçıydı. Aslında dedik ki biz orada hatırlıyorsan Ersi programında da yani sahip çıkmamız lazım. Bu oyuncularla bir yere geleceğiz. Zaten elinizdeki en değerli oyunculardan bir tanesi Yusuf. Yani topu ileriye götürebilecek. Ki o maçtan sonra da Yusuf her maç %100 katkı koydu. Evet. Yani her pozisyonda, yani her golde asisti var diyebiliriz Meysa. Belki o tepkilerden sonra kendi içinde bir muhakeme yaptı. Olabilir. Sonraki maçlarda da performansını etkiledi belki de. Olabilir. Çok doğru söylüyorsun. Yusuf da tabii ya tek suçlu taraftar veya işte medya demiyoruz ki. Yusuf'ta da hatalar var. Yani aldığın paranın bir şekilde hakkını vermen lazım. Yani sonuçta burada Bursaspor sana bir yatırım yapmış. Senin oyuna küsme şansı hiç yok zaten. Evet. O yüzden Yusuf iyi bir performans gösteriyor. Ben de çok biliyorum. Maçın en iyilerinden birisiydi de diyebilirim yani Yusuf. Ama sonra alındı. Kubile onun yerine dahil oldu. Yedikten sonra zaten Bursaspor ileri gidemedi. Yani çok saçma bir oyuncu değiştiği oldu. Bu da tartışıldı evet. Hoca da bize kızıyor herhalde ama kusura bakmayacak teknik direktör Samet Aybaba da oyuncu değiştiği çok fiyaskoydu. Yani senin orta yapmanı 3 tane kule gibi santrafor var. Sakko, Kubilay, Umut var ama topu kim ileri şişirecek? Veya işte kim orta yapacak? Orta yapacak oyuncun yok. O yüzden biraz oyuncu değişikliği biraz garip geldi. Yani Yusuf kalsaydı da defanstan atıyorum şey Umut veya Çeycu Ertuğrul biri çıksaydı daha mantıklı geliyordu bize. Bunun için işte yaptık. Olmadı ama dediğim gibi Yusuf'un orada çıkacak en son oyuncu Yusuf bence. Peki Bursaspor'da tatile girdi Galatasaray maçından evet. sonra ve Perşembe günü toplanacak Yeşil Beyazlılar 3 günlük tatile çıktılar. Tabii onun haricinde de Bursaspor bu milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyor ki kalan haftalarda maçlardan sadece puan değil puanlar alabilmek için hem iç saha maçlarının evet. haricinde deplasmandan da kazanmak için Bursaspor'un şüphesiz ki bu 3 haftayı çok iyi şekilde değerlendirmesi gerekiyor ve bu kapsamda da hazırlık maçları yapılacak galiba değil mi? Evet. Öyle söylentiler var işte doğru. Eskişehir Spor, Balıkesir Spor'la ama daha henüz netlik kazanmadı değil mi? Söyleyeyim ben pazar günü büyük bir ihtimalle Balıkesir'de burada oynanacak maç. Hı hı. Önümüzdeki haftada bu hafta pazar evet, bu hafta pazar Balıkesir önümüzdeki haftada U21 takımı da
muhtemelen maç yapılacak. Eskişehir Spor olmadı mı? Ya Eskişehir siz gelin biz gelelim, biz gelmeyelim onlar gelsin. Böyle garip garip bir diyalog var yani, sağları da anladım kadar. Çünkü tek milli maç oynayacak ya orada. Öyle bir sıkıntı vardı. Anlaşmaya varılmadı yani Eskişehir'le. Biraz ortada biraz anlaşmazlık var evet. Muhtemelen önümüzdeki hafta Uyanır takımıyla maç yapıp bir gün izinden sonra zaten seçim izni verip pazartesi günü Side'ye gelecekler. Biliyorsun Alanya Spor maçı var ama Alanya Spor maçı da tarihi açıklanmadığı için ama pazartesi gidecekler yani 5-6 günlük bir kamp olacak orada. Bu da çok normal burada durmak. Güzel olur bir de onlar için ya, orada. Birliktelik için sonuçta iklime şartlarına zaten takım biliyorsun 2-3 gün önce gidiyor devamlı böyle maçlar. Bu sefer 5 gün önce gidecekler. Tabii orada hava da farklı sonuçta. Tam böyle yaz da hakim olmaya başladı o bölgede biliyorsun. Alanya maçı da önemli. Daha iyi şartlarda, daha iyi bir motivasyonla bu maça hazırlanacaklarını düşünüyorum. Bence iyi gelecektir. Şu ara 3 haftalık ara. 3 haftalık arada tabii Bursaspor'un 2 maç yapması çok normal mesela. Evet. Peki o zaman milli takımdan bahsedelim biraz. Evet. Milliler Euro 2020 elemeleri kapsamında oynayacağı Arnavutluk ve Moldova maçları kapsamında dün Riva'da bir araya geldi. Teknik direktör Şenol Güneş de takımın başında ilk antrenmanına çıktı. İlk basın toplantısını düzenledi ve milli takımda Şenol Güneş dönemi de resmen başladı diyebiliriz. Bir düne gidelim, Şenol Güneş'in açıklamalarını hatırlayalım. Bakalım neler söylemiş şu an milli takım teknik direktör. Öncelikle bugün 18 Mart. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk ve Moldova maçları öncesi milli takımdaki ilk basın toplantısını düzenledi. Riva'da konuşan Güneş, herkesin gurur duyacağı bir milli takım olması için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum dedi. İlk hedefimiz 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmak olacaktır. Eğer milli takım ortak değerimiz ise gelin birlikte düşünelim, fikir üretelim ve çalışalım. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası hedefleri için buradayım. Herkesin mutlu olacağı, seveceği ve gurur duyacağı bir milli takım olması için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Aramızda tabii 28 tane oyuncu çağırdık şu anda. Mehmet Topal onun da kalmasını istedim ama sakatlığının tedavi olması için bizimle aramızda ayrılmasının onun da yararına olacağı düşündüğümüz için bizim bu kampta olmayacak. Kadro tercihleriyle ilgili konuşan Güneş, sol bek için Bursa Sporlu Umut Meraş'ı da değerlendirmeyi düşündüğünü belirtti. Emre Taş diye bir solda Hasan Ali var. Bir de düşünebildiğimiz Umut vardı şu andaki benim düşündüğüm kadroda. Zaten Caner sakat ve durum itibariyle şu anda olmaz mümkün değil. Umut Meraş şey üzerinde vardı. Emre de oynuyor. Emre de benim talebem. Fiziksel durumu, sakatlığı geçtikten sonra düşünebileceğim bir bek olarak onu düşündüm. Şenol Güneş'in açıklamalarını izledik. Son bölümde de Umut Meraş'la ilgili konuştu. Evet. Emre Taşdemir mi, Umut Meraş mı arasındaki seçimi anlattı Şenol Güneş. Neler söylersiniz? Ya şimdi Umut Meraş iyi bir çıkış yakaladı Bursaspor'a. Geldi zaten Ankara Gücü maçta biliyorsun gol attı. Yani bir gün sonra oynadı hem de öyle söyleyeyim sana Bursaspor transferi olduğunda. İyi bir performans sergiliyor. Sonuçta genç bir oyuncu yani geleceği olan bir oyuncu. Şenol Hoca'nın en azından genç listesinde olduğunu öğrenmemiz bizim için de iyi oldu. Yani Hasan Ali ve Emre Taşdemir olmadığı dakikalarda %99 Umut Meraş girecekti kadroya. Yani çünkü Emre zaten çok bizde de biliyorsun sakatlanan bir oyuncuydu. Ben onun çok futbol geleceğinin çok olduğunu çok öngörmüyorum yani çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Yani çok yakın zamanda yine bir sakatlıkla karşılaşacaktır çünkü çok sakatlanan bir oyuncu öyle söyleyeyim. Umut Meraş'a yine günde olacaktır. Muhammed'le ilgili konuştu. Yani çünkü çok eleştiri var Melisa kadroyla ilgili. İşte Ankara'cı diyor ki bizim kalecimizi niye almadın? Konya diyor Serkan'ı niye almadın diyor. İşte Rize diyor Gökhan'ı niye almadın? Hoca da çıktı dedi ki kardeşim ben Muhammed'le çalıştım Muhammed'i biliyorum. Bitti. Konuyu kapattı yani. İki tane tecrübeli iki tane genç kaleci aldım dedi. Yani bugün Mert'le bir de bunun önüne geçilmez ki yani sen onu alsan diğer takım beni neden aldı? Tabii 10 tane, kaleci var yani. Şu an ligin en formda kalecisi Mert Günok değil mi? Bir önceki teknik adam hiç çağırmadı mesela. Hiç mesela ne bir Başakşehir serzeşti oldu ne Mert mesela serzeşti oldu. Yani çok haklı mesela Mert'i %99 alma lazım. Ligin en az gol yiyen kalecisi. Yani kimse almadı çocuk hiç sesini çıkarmadı. Ama şimdi bakıyorsun maalesef her kulüpten her takımdan bir ses çıkıyor. Şimdi Muhammed dediğin Şengizade dediğin kaleciyi küçümsemezsin ki. Yani çok geleceği olan bir oyuncu. Yani iyi de performans sergiliyor. Milli takımdan tanıyorlar. Milli takımda seçilmesi büyük. Yaşı küçük 22. Belki bugün formaya kalsa 10 sene milli takım kaleci aramayacak. Sinan Bulat çok formda Belçika'da. Ya bunları takip etmek lazım. Ya işte diyorsun ki Umut Meraş.
Veya Caner ya, ama adam açıklaması yapıyor teknik adam. Evet. Yani elimde diyor Hasan Ali ile Emre var diyor. Yani bunun yanında 4 tane sol bek alma ihtimali zaten yok. 2 tane yeterli, çok bile yani. O yüzden bunun açıklamasını yaptı Şenol Hoca. Ben çok güveniyorum Şenol Hoca'ya. İyi bir teknik adam. Gençleri özellikle çok çabuk parlatan bir teknik adam. Hatta bugün bir yerde okudum Melisa. Beşiktaş'ta Dorukhan var ve Güven var. İkisi Dorukhan oynuyor. Fenerbahçe'de Barış Alıcı ile Ferdi diye bir oyuncu var. Aldılar. İkisi evet. de kiralık. Ve Fenerbahçe daha büyük paralar harcamıyor. Yani genç oyuncuyu yatırım yapıp oynatabiliyor Şenol Hoca. Beşiktaş özelinde de Şenol Hoca özelinde söylüyorum. Ama diğer takımlara bakıyorsun. Barış Alıcı'ya vermişler 2 milyon Fenerbahçe. Yüzüne bakan olmamış. Ne işte Kuman bakmış, ne önceki hocası bakmış. Şimdi Ersun Yal da bakmamış atıyorum. Yani oynatmıyorlar, şans vermiyorlar. Şenol Hoca bu anlamda gençler için büyük avantaj. Evet. Şunu da hatırlatalım. Bugün kaçtaydı? Saat evet 15'te Muhammed Şengezer ve Ozan Kabak da milli takım antrenmanında basın toplantısı düzenleyecek. Biz de onu takip edeceğiz. Artık programımızın sonlarına geldik ama bir milli takımın maç programını bir ekranlara getirelim, hatırlayalım. Grubunu hatırlayalım milli takımın. Milliler H grubunda Andorra, Arnavutluk, Fransa, İzlanda ve Moldova ile mücadele edecek. Maç programına bakacak olursak da Cuma günü deplasmanda Arnavutluk'la karşı karşıya gelecek Ay Yıldızlılar. 25 Mart'ta Eskişehir'de Moldova'yı konuk edecekler. 8 Haziran'da yine Fransa'yı ağırlayacaklar. 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile mücadele edecek milli takım ve 7 Eylül'de de Andorra'yı konuk edecekler. 10 Eylül'de deplasmanda Moldova ile, 11 Ekim'de Arnavutluk'la, 14 Ekim'de deplasmanda yine Fransa ile, 14 Kasım'da İzlanda'yı ağırlayacak Ay Yıldızlı takım ve 17 Kasım'da da deplasmanda Andorra ile mücadele edecekler. Evet, maç programını ekranlarınıza getirdik. Son artık basketbol takımıyla da ilgili konuşalım. İsterseniz ilk önce basketbol takımının kalan maçlarını ekranlara getirelim. Sonra üzerine Potan'ın timsahları ile ilgili konuşalım. Bursa Spor basketbol takımı 24. haftada deplasmanda Edirne Spor'la mücadele edecekler. 25. haftada Atatürk Spor Salonu'nda Konya Spor'u ağırlayacaklar. Bir sonraki hafta deplasmanda yine Manisa Büyükşehir Belediyesi ile kozlarını paylaşacak Poto'nun timsahları. 27. haftada da evinde Bandırma Kırmızı'yı konuk edecekler. 28. haftada Ankara DS'yi yine Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak. 29. haftada deplasmanda Karesi ve son haftada Atatürk Spor Salonu'nda İTÜ ile karşı karşıya gelecek Pota'nın timsahları. Bursa Spor basketbol takımı şampiyonluğa koşuyor diyebiliriz. Evet. Çok önemli bir virajı daha geride bıraktılar. Orman Spor'u 78-65 yenerek bitime 7 hafta kala büyük ölçüde garantiledi diyebiliriz. Sizden bir iki cümle alacağım çünkü çok süremiz yokmuş. Tamam, 4 maçlık gelmişiz. Bir avantajı var Pota'nın timsahlarının. Zaten çıkmaya garantiler. Bu hafta Edirne'yi de yenerlerse önümüzdeki hafta içeride şampiyonluk kutlamalarına başlarız. Tebrik ediyorum. Çok önemli bir şeyimiz attılar. Evet. Yani daha büyük bütçelerle lige çıkamazken daha küçük bütçelerle Süper Lig'e yükseldi biliyorsun Pota'nın timsahları Bursa Spor. Tebrik ediyorum. İnşallah daha da başarının devamını diliyorum yani kendilerine. Hepsini de tebrik ediyorum. Peki sayın sağlık, yorumlarınız için, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte burada olacağız. Hoşçakalın.